Manyetizma, Demir, nikel, kobalt gibi maddeleri çekme özelliği gösteren maddelere mıknatıs diyoruz. O halde mıknatısların sadece çekme özelliği var, itme özelliği yoktur. Buna dikkat edelim. Mıknatıslar tabiatta doğal olarak bulunabildikleri gibi yapay olarak da üretilebiliyor. Mıknatıslardan etkilenebilen ve mıknatıs durumuna getirilebilen maddelere manyetik maddeler denir. Bu maddeler doğal mıknatısa sürtüldüğünde ya da yakınına konulduğunda mıknatıs özelliği kazanır. Ancak çok kuvvetli mıknatıslarla yapılan deneyler bütün maddelerin zayıf da olsa manyetik özellik gösterdiklerini kanıtlamıştır. Manyetik kutuplar Çubuk şeklinde bir mıknatısın üzerine demir tozları serpilirse uçlarında daha çok demir tozu toplanır. Mıknatısın çekme gücünün en yüksek olduğu bu uçlara mıknatısın kutupları adı verilir. Şekli ne olursa olsun mıknatıslar daima iki kutupludur. Bir çubuk mıknatısın ağırlık merkezinden bir iple asılırsa kuzey güney doğrultusuna yönelerek durur. Mıknatısın kuzeye yönelen ucuna kuzey kutbu, güneye yönelen ucuna güney kutbu deriz. Mıknatısın daima N ve S olmak üzere iki kutbu vardır. Bir mıknatıs başka bir mıknatısa yaklaştırıldığında aynı kutuplar birbirini iter, zıt kutuplar ise birbirini çeker. Nasıl oluyor? Bakın, N ve S kutbu olmak üzere mıknatısın daima iki kutbu var. Birinci şekilde X, Y mıknatıslarının birbirine bakan uçlarını aynı kutup belirledim. Bundan dolayı X mıknatısı Y'yi itecektir. Y mıknatısı da aynı şekilde X'i itecektir. Tekrar aldım mıknatıslarımı. Bu sefer birbirine bakan uçlarını zıt kutuplu yapmış oldum. Bu şekilde. Bu durumda da Y mıknatısı X'i çekerken X de Y mıknatısını ne yapacaktır? Çekecektir. O halde tekrar edelim. Aynı kutuplar birbirini iter zıt, zıt kutuplarda birbirini ne yapar arkadaşlar? Çeker. Bu itme çekme kuvveti mıknatısların kutup şiddeti ile doğru aralarındaki uzaklığın karesi ile ters orantılıdır. Neden böyle? Hemen formülünü yazacak olursam. Evrensel çekim sabiti n1 çarpı n2 bölü aralarındaki uzaklık d ise d'nin karesi mıknatıslar arasındaki itme çekme kuvvetini ne yapıyor? Veriyor. Burada en dediğimiz şeyden kutup şiddeti, d de mıknatıslar arası uzaklık, g de evrensel çekim sabiti oluyor. Bu formüle dayanarak da kutup şiddeti ile doğru uzaklığın karesiyle ters orantılı olduğunu söylüyoruz. Mıknatısların aynı koşullarda birbirlerine uygulayacağı kuvvet, mıknatısın büyüklüğüne bağlı d'dir. Nelere bağlıydı? Kutup şiddetine, uzakta ve evrensel çekim sabitine bağlıydı çünkü. Hemen bu notun altını çizelim. Mıknatısların birbirlerine uygulayacakları kuvvet mıknatısın büyüklüğüne bağlı değildir. Bir çubuk mıknatıs ikiye bölündüğünde meydana gelen her iki parçanın da en ve es kutuplu mıknatıslar olduğu görülür. Bölme işlemi atomik boyutlara kadar devam ettiğinde yine her parçanın en ve es kutuplu mıknatıslar olduğu görülür. Bundan dolayı da deriz ki mıknatısları ne kadar küçük parçalara bölersek bölelim daima N ve S kutbu olmak üzere iki kutbu bulunur. Tek kutuplu mıknatıs elde edilmez. Manyetik alan şiddeti, alan çizgileri. Mıknatısların çevrelerinde manyetik özelliklerini gösterdikleri bir alan vardır. Bir mıknatısın manyetik özelliklerini gösterebildiği bölgeye o mıknatısın, Manyetik alanı denir. Çizgilerin bulunduğu bölgenin değişik yerlerine pusula iğneleri konulduğunda pusula iğnelerinin alan çizgilerine teğet olacak şekilde yönlendiği gözlenir. Alan çizgilerine dik olarak alınan birim yüzeyden geçen çizgi sayısı bu yüzey üzerindeki bir noktanın manyetik alanını verir. Noktanın manyetik alan şiddetinin bir ölçüsü olarak alınabilir. Manyetik alan vektörel bir büyüklük olduğundan bir noktadaki manyetik alan doğrultusu, yönü ve şiddeti ile belirtilir. Mıknatısların çevresinde oluşan manyetik alan 3 boyutludur. Manyetik alan şiddeti alan çizgilerinin sık olduğu yerde daha büyük, burası önemli, sık olduğu yerde daha büyük, seyrek olduğu yerde daha küçüktür. Birbirine paralel manyetik alan çizgilerinin bulunduğu alana Düzgün manyetik alan denir. U şeklindeki mıknatısın iki kutbu arasında böyle bir manyetik alan gözlenmektedir. Şimdi nasıl oluyor? Bir mıknatıs çizdi. Mıknatısın n ve s kutuplarını belirledim. Mıknatısın manyetik alan çizgileri n kutbundan çıkar, s kutbuna girer. Ve biz de işte bu çizgileri bu şekilde modelleme yaparak ne yaparız arkadaşlar? Gösteririz. Daima manyetik alan çizgilerinin yönü N'den S'e doğrudur diyoruz. O halde şekli inceleyecek olursak manyetik alan çizgileri bakın ne yapmış? N'den çıkmış gördüğünüz gibi. E buradaki N'den de çıkmış. Aynı kutuplu oldukları için birbirlerine itti ve şekil bu görünüme kavuşmuş oldu. Zıt kutuplar geldiğinde daha düzgün bir şey gözükür. Yani bu N'den S'e doğruyu daha kolay görebiliriz. Manyetik alan çizgilerin bakın görmüş olduğunuz gibi N kutbundan çıktı. S kutbuna bu şekilde girmiş oldu. Zıt iki kutubun manyetik alan çizgilerinin gösterilmesi bu şekilde oldu. Aynı kutupların manyetik alan çizgilerinin gösterilmesi de işte bu şekilde olmuş oldu akım geçen düz bir telin çevresindeki manyetik alan. Düz telin çevresinde oluşan manyetik alan vektörel bir büyüklük olup bu alanın yönü sağ el kuralı ile bulunur. Bakın manyetik alan zaten nasıl bir büyüklüktü? Vektörel büyüklüktü. Yani yönlü olarak ne yapacağız biz bu manyetik alanı ifade edeceğiz. Nasıl buluyorum yönümü? İşte sağ el kuralı ile bulmuş oluyoruz. Sağ elin şöyle çizecek olursak arkadaşlar Sağ elin baş parmağı akımı, dört parmak da manyetik alanın yönünü gösterir ol olur. Manyetik alan vektörel bir büyüklük olduğu için başına vektör işareti koydum. Bizler manyetik alanı iki şekilde ifade ediyoruz. Sayfa düzleminden içeri ise çarpı şeklinde, sayfa düzleminden dışarı doğru ise nokta şeklinde ifade ediyoruz. Elimizi nasıl ayarlıyoruz? düz telin düz tele baş parmağım akım yönünde olacak şekilde kavrıyorum. İstenilen noktalarda dört parmağımın yönüne bakıyorum. Dört parmağımız eğer sayfa düzlemine değdi ise içeri değmedi bize doğru bakıyor ise dışarı doğru bir manyetik alan oluşmuştur diyebiliriz. Bir noktadaki manyetik alan şiddeti telden geçen akımın şiddetiyle doğru tele olan uzaklık ile ters orantılıdır. Şimdi Burada bir orantı kuruyorsak formül vardır. Formüle göre söylüyoruzdur. Düz telden geçen manyetik alanı bulurken 2K sabit değerimi yazıyorum. I bölü D diyorum. O zaman telin manyetik alanı bu şekilde ise e zaten K dediğim değer sabit bir değer. O zaman akım şiddetini arttırırsam kim artar? Manyetik alan artar. Uzaklığı arttırırsam kim azalır? manyetik alan azalır. Bundan dolayı diyorum ki telden geçen akım ile doğru orantılı, tele olan uzaklık ile ters orantılıdır diyoruz. Buradaki terimleri açacak olursak B manyetik alan birimi zaten testaydı. I dediğim şey akım şiddeti birimi amper temel büyüklüklü ve skalerdi unutmayalım. D dediğim şey telden olan uzaklık uzaklık birimi metreydi. K dediğim şey de manyetik alan sabiti Kullanmam gerekirse 10 üzeri eksi 7 Newton bölü amper kare olarak alıyoruz. Akım geçen halkanın merkezindeki manyetik alan. Halka biçimindeki bir telden i şiddetinde akım geçtiğinde halkanın merkezinde halkanın bulunduğu düzleme dik doğrultuda bir manyetik alan oluşur. Üzerinden i akımı geçen r yarı çaplı çembersel halkanın merkezinde oluşan manyetik alan şiddeti bağıntıdan bulunur demiş. Bakın çemberin manyetik alanını da 2K Pi i bölü R'den ne yapıyorum arkadaşlar? Buluyorum. Terinkini nasıl buluyordum? 2K i bölü D'ydi. Burada işler ne oldu? Uzaklık yerini neye bıraktı halka olduğu için? Yarı çapa. Ekstra bir de çember olduğu için Pi eklenmiş oldu. Halkanın merkezindeki manyetik alanın yönü yine ne ile bulunuyor arkadaşlar? Sağ el ile bulunuyor. Bu kurala göre sağ elin dört parmağı akım yönünde çemberi kavrarken baş parmakta manyetik alanın yönünü gösteriyor. Ne oldu? Dört parmakla bu sefer akımı gösterirken baş parmakta manyetik alanın yönünü gösterdi. Akım yönünde halkayı sardığımızda baş parmak yukarı baktıysa tavana dışarı doğru bir manyetik alan oluştu. Buradaki şekildeki gibi bakın kavradık baş parmak yukarı baktı. O zaman dışarı doğru manyetik alan oluştu. Şekil 2'deki gibi bakacak olursam akım yönünde 4 parmağımla halkayı kavradığımda baş parmağım sayfa düzlemine değdi. Bundan dolayı da manyetik alanımın yönü şekil de içeri doğru olmuş oldu. Üzerinden akım geçen akım makarasının manyetik alanı yani bobinin manyetik alanı. Akım makarası eşit aralıklarla bir yalıtkan boru üzerine sarılmış iletken tellerden oluşur. Makaradan akım geçtiğinde sarımların içinde düzgün bir manyetik alan meydana gelir. Bakın akım taşıyan tel sarıyorum. Akım olmazsa manyetik alanı ne yapamam çünkü oluşturamam. Bobinin içindeki manyetik alanın yönü sağ el kuralı ile bulunur. Sağ elin dört parmağı bu sefer akım yönünde bobini kavrarken baş parmağımda en kutbunu veriyor arkadaşlar. Sağ elin dört parmağı akım yönünü gösterecek şekilde bobin avucun içine alınırsa yana açılan parmak yani işaret parmağımız manyetik alanın yönünü gösterir. N kutbunu veriyor. Bakın akım yönde makarayı sardığında burası en kutbu oldu. Burası es kutbu oldu. E, manyetik alan çizgileri N'den çıkıyordu, S'e giriyordu. O zaman manyetik alanın yönü bakın bu şekilde oluşmuş oldu. En sarımdan oluşan bobinin sargı boyu L ve bobinden geçen akım şiddeti I ise bobinin Manyetik alanını bu bağıntıdan buluyorum. 4K pi i n bölü bobinimin boyu. İçinde yumuşak demir çekirdekleri bulunan bir akım makarasından akım geçtiğinde demir çekirdek mıknatıslanır. Buna işte elektromıknatıs diyoruz. Akım makarasında akım kesildiğinde demir çekirdek mıknatıs özelliğini kaybediyor. Bu kısma dikkat ediyorum. Akım kesildiğinde bir mıknatıslanma elde edemeyiz. Akım geçen tele manyetik alanda etken kuvvet. Düzgün B manyetik alan çizgileri üzerin, çizgilerine üzerinden iyi akımı geçen düz tel dik yerleştirildiğinde düz telin uzunluğuna etki eden manyetik kuvvet bağıntıdan bulunur. Nasıl oluyor? Düzgün bir manyetik alana üzerinden i akımı geçen bir tel yerleştirdiğimde bu tele bir manyetik kuvvet etki ediyor. Bir kere eski eden manyetik kuvvetin yönünü bulurken dört parmak manyetik alanın yönünü baş parmak akımı avuç içi de kuvvetin yönünü veriyor. İçeri veya dışarı diye. Bakın bu tele etki eden kuvvet elimi sağ el kuralına göre yerleştirdiğimde içeri doğru bir kuvvettir. Ve bizler bu kuvvetin değerini bulurken bir bağıntısını ne yapıyoruz arkadaşlar kullanıyoruz. Manyetik alan çarpı i çarpı telin uzunluğu bize manyetik kuvveti veriyor. Az önce de bahsetmiştik manyetik alanın içine dik yerleştirdiğimi üzerinden i akımı geçen tele etki eden kuvvet şekil 1'deki etki eden kuvveti bulurken bir bağıntısını ne yapıyoruz arkadaşlar? Kullanıyoruz. Dikse ve şekil 1'de elimizi yerleştirdiğimizde avuç içi kuvvetin yönünü verdiğinde burada dışarı doğru bir manyetik kuvvet etki etmiş oldu. Şekil 2'deki gibi bakacak olursa manyetik alanın yönü yine dışarı doğru. Ama telim dik olmadığı için dik bileşenini ne yapmak zorundayım? almak zorundayım. Açının o zaman sinüsüne bağlı gelirim. Şekil 2'de de manyetik kuvvet bulunurken B çarpı I çarpı L çarpı açımızın sinüs değeri alınır. Manyetik kuvvetin yönü sağ el kuralına göre bulunur. Sağ elin baş parmağı akım yönünde diğer dört parmak manyetik alan yönünde tutulduğunda avuç içi manyetik kuvvetin yönünü gösterir. Bundan bunu bahsetmiştik tekrar edelim. 4 parmak manyetik alanın yönünü gösterecek. Baş parmak akımı gösterecek. Avuç içimiz de kuvvet yönümüzü verecek. Şimdi sağ el kuralına göre KL ve M tellerine etki eden kuvvetleri gösterelim. Baş parmağımı tuttum. Dört parmak manyetik alan içeri doğru yani elimi dik yerleştirdim. Parmaklar deftere değdi. Baş parmak akımı gösterdiğinde avuç içi kuvvet yönüydü. Bakın buraya doğru bir kuvvet etki etmiş oldu. Manyetik alan dışarı doğru. Dört parmağım yüzüme bakıyor. Baş parmak akımı gösteriyor. Elimi ayarladım. Bu durumda avuç içi neyi veriyordu? Kuvveti gösteriyordu. O zaman kuvvetim bu durumda aşağıya doğru gelmiş oldu. Son şekilde bakacak olursam dört parmağım manyetik alanın yönünü gösteriyor. Akım dışarı doğru diyor. Akım yukarı baktı. Avuç içi Kuvvet yönünü verdi ve bu durumda da kuvvetimizin yönü aşağıya doğru gelmiş ot. Akım taşıyan teller birbirlerine itme veya çekme kuvveti uyguluyorlar. Şöyle düşünelim. Burada i1 akımım olsun. Buradan da i2 akımım geçsin. Teller arasındaki mesafem yine d kadar olsun. Şimdi burada i1 ve i2 bu şekilde göstermezsem. Şöyle göstereyim. İçeri doğru olsun. Tamam? İki farklı gösterim olabilir. Ya şu şekilde gösteririm ya da ikisinin de yönünün içeri doğru olduğunu belirtirim. Şimdi içeri ve yukarı doğru gittiğinde akımın yönünü artı kabul edersem normalde artı artıya ne yapıyordu? İterdi. Şimdi manyetik kuvvete geldiğimde bu olayın tam tersini alıyorum. Çünkü zor bir konu, terslik olmalı ya öyle düşünelim. Artı artıyor o zaman ne yapıyor? çeker diyorum. Bir diğer yandan bu sefer zıt yönlü akım geçirelim. Yani birisi iyi bir yukarı doğru olsun. iyi iki aşağıya doğru olsun. Ya da iyi bir içeri doğru. iyi iki dışarı doğru olsun. Şu şekilde iki gösterim olabilir. Aralarındaki uzaklığım D kadar olsun. Şimdi yine akımın yönüne işaret verirsem. iyi bir artıya giderse iyi iki eksiye gidiyordu. Normal bildiğim şey zıt kutupların birbirini ne yapmasıydı? Çekmesiydi. Ama buraya da manyetik kuvvet dedik. Terslik olacak ya. Ne yapıyor artı eksi o zaman? itiyor. Tamam. Bundan dolayı diyoruz ki aynı yönde akım geçen teller birbirini çekerken zıt yönde akım geçen teller birbirlerini iter. Peki bu itme kuvveti ya da çekme kuvveti büyüklüğü nasıl hesaplanıyor ona bakalım bu F kuvvetlerini bulmak istersem 2K çarpı birinci telden geçen akım çarpı ikinci telden geçen akım bölü teller arasındaki uzaklık çarpı hangi tele etkiyen kuvveti buluyorsam o telin uzunluğu genelde teller özdeş verildiği için bu L'yi 1 olarak kabul eder ve formünde yerine bile yazmayız bu şekilde manyetik kuvveti, tellerin birbirlerine uyguladıkları manyetik kuvveti bulmuş oluyorum. Bakın tek dikkat etmeniz gereken şey şu kısım. Aynı yönde akım geçen teller birbirini çekerken zıt yönde akım geçen teller ise birbirlerini iter. Tekrar ettik burayı. Bu kuvveti de nasıl buluyoruz itme çekme kuvvetini? 2K çarpı i 1 çarpı i 2 bölü D çarpı hangi tele etki ediyorsa o telin uzunluğundan buluyoruz. Manyetik alanda akım geçen tel çerçeveyi etkileyen tor. Bakın burada akım şu şekilde dolanıyor. Burada birbirlerine uyguladıkları zıt yönlü akımlar geçtiği için birbirlerine uyguladıkları itme kuvveti var. Ve cisimler bundan dolayı ne yapmış oluyor? Tel çerçeve dönmüş oluyor. Kuvvet sayesinde cismi dön, Dürüyorsak bu olaya ne diyorduk arkadaşlar? Tork diyorduk. Ve burada tork değeri ifade edilirken, manyetik alan çarpı akım çarpı alan olarak çerçevenin alanı olarak ifade ediyoruz. İletken çerçeve düzgün manyetik alan içinde kuvvet çifti etkisiyle dönmeye başladığında, tel çerçevenin düzgün manyetik alan doğrultusundaki dik düşüm alanı gitgide küçülür. Bu durumda manyetik kuvvet değeri sabit olmasına rağmen tel çerçevenin alanı küçüleceğinden tork büyüklüğü gitgide küçülür. Manyetik alan içinde hareket eden yükü etkiyen kuvvet. Bakın bir manyetik alan çizgisi var. Düzgün bir manyetik alana sahibim. Burada artı Q yüklü cismim var. V hızıyla manyetik alana dik bir şekilde girdiğinde bu yükü etki eden manyetik kuvveti Q ve B bağıntısından ne yapıyorum? Buluyorum. Eğer yüküm manyetik alana dik girmiyor ise yatayda bir alfalık açı yapıyor ise bu durumda yüküme etkiyen kuvveti bulurken Q ve B diyorum açımın sinüs değeri ile ne yapıyorum? Çarpıyorum. Burada sinüsün maksimum değerinde kuvvetimizin maksimum olacağını ne yapabilirim? Söyleyebilirim. Eğer manyetik alana paralel şekilde atarsam artı Q yüklü cismi e, paralel olduğunda sinüs alfa değerim sıfır olacağı için şu durumda şöyle hareket eden bir yüke kuvvetin etki etmeyeceğini ne yaparız arkadaşlar? Söyleriz. Bu kısma dikkat edelim. Eğer artı Q yükü manyetik alana paralel bir şekilde ilerlerse yüke kuvvet etki etmez. Bu kısma dikkat etmeliyiz. İlk hızsız olarak manyetik alana bırakılan yüklü parçaca manyetik alan tarafından kuvvet uygulanmaz. Manyetik alanda hareket eden yüklü parçaca etkiyen manyetik kuvvetin yönü sağ el kuralına göre bulunur. Akımın yönü pozitif yüklerin hareket yönü kabul edilmiştir. Sağ el kuralına göre sağ elin başparmağı hız yönünü dört parmakta manyetik alanın yönünü gösterecek şekilde açılırsa hemen buraya kadar bir özetleyelim olayı. Sağ elin 4 parmağı manyetik alanı gösteriyor. Baş parmak hız vektörünü gösteriyor. Avuç içi de kuvvetin yönünü gösterecek. Ama nasıl? Eğer yükünüz artı ise avuç içi kuvvetin yönünü gösterir. Eğer yükünüz eksi ise avuç içinin gösterdiği yönün tersi alınır. Şu şekli inceleyecek olursak elimizi ona göre ayarlayalım. Baş manyetik alan yani dört parmak yüzümüze doğru bakıyor. Baş parmak hızı gösteriyor. Avuç içi kuvvetin yönünü verecek. Artı yüklü bir cisim mi, eksi yüklü cisim mi? ona bakmam lazım. E, yüküm artı olduğuna göre avuç içi kuvveti verdiğinde aşağı yönlü bir yüke manyetik kuvvet etki etmiş oldu. Eğer yüküm eksi ise bakın yine aynı şekilde ayarladım elimi. Avuç içinin tersi yönü alınıyordu. Yükünüz eksi ise e, artı ise avuç içinin yönünü aldığım şekil bir de burada yüküm eksi olduğu için tersini aldığımda da bu cisme eksi Q yüküne yukarı doğru bir manyetik kuvvet uygulanacağını söyleyebiliriz yüklü parçacık sürtünmesiz yatay ve yalıtkan düzlemde ilerlerken düşey düzlemde düzgün bir manyetik alana girerse manyetik kuvvet daima dik kalacak. Dairesel hareket yapan parçacık üzerine etkiyen iki kuvvet vardır. Bu kuvvetlerden ilki merkezcil kuvvet, ikincisi manyetik kuvvettir. Bu iki kuvvetin birbirine eşit olması demek yüklü cismin yörüngeden çıkmadan hareketini tamamlaması anlamına gelir. O halde bu iki kuvveti birbirine eşitleyecek olursak, merkezcil kuvvet m ve kare bölü r idi. Şuradaki kare yukarıda olacak. Manyetik kuvvet de Q çarpı V çarpı B idi. Bakın buradan yarı çapı bulmaya çalışıyorum. Yarı çapı çektiğimde M ve kare bölü Q ve B gelmiş oldu. V'lerin teki sadeleştiğinde yarı çapı veren bağıntımız mavi küba diye kodlanmış oldu. Manyetik akı. Bir manyetik alan içine konulan yüzeyden dik olarak geçen alan çizgisi sayısına manyetik akı diyoruz. F ile gösteriyoruz ve skaler bir büyüklüktür diyoruz manyetik akıya. Bakın Yüzeyden geçen manyetik alan çizgi sayısını akı dediğime göre o zaman akıyı B çarpı A olarak ne yapıyorum ifade ediyorum. Burada önemli olan şey akı biriminin Weber olduğunu bilmektir. E zaten yüzey alanım metre karedir. Manyetik alan birimim de neydi Tesla. Şimdi manyetik alanın birimi birden fazlaydı. Neydi bunlar Tesla? Newton bölü amper çarpı metre veya Weber bölü metre kareydi. Manyetik alan birimleri dikkat edelim. Eğer yüzey manyetik alan çizgilerine dik değilse bu durumda manyetik akıyı bulurken dik birleşen alınır. Yani açımızın kosinüs değerini işleme katarız. Burada alfa manyetik alan doğrultusu ile yüzeyin normali arasındaki açıdır. Manyetik alan çizgileri yüzeyi delip geçmiyorsa yani yüzeye paralel ise akı sıfırdır. Unutmuyoruz. Manyetik alan çizgilerimiz eğer yüzeyi delip geçmiyorsa akı değerimiz nedir? Sıfırdır. İndüksiyon akımı. Sayfa düzenledik ve içe doğru olan manyetik alan içindeki iletken KLT'li şekildeki gibi V hızı ile hareket ettirilirse, iletken üzerindeki serbest elektronlar L ucuna doğru uygulanan manyetik kuvvetin etkisiyle L ucunda toplanır. Serbest hale geçen elektronlar terk ettiği yüklü atomlar ise K ucunda kalır. Böylece bir iletkenin hareketi sırasında şekilde de görüldüğü gibi uçları farklı potansiyelle iki kutup oluşur. Bakın manyetik alan içeri doğru. Sağ elin dört parmağını sayfa düzlemine değdirdim. Baş parmağım hızı gösterdiğinde avuç içi artı elimizin tersi avuç içinin tersi eksi yük ile ne oluyor? Kutuplanmış oluyor. Yani artık bu durumda bu iletken tel Üreteç gibi davranıyor, devreye bir potansiyel oluşturuyor. Bu oluşturmuş olduğu potansiyel sonucunda da akım ortaya çıkıyor. Yükler sayesinde oluşan bu akıma da işte indüksiyon akımı diyoruz. K. çubuğunu sabit hızda manyetik alan içinde hareket ettirdiğimde devrede bir ampermetrede bir sapma değeri oluşuyor. Yani devreden akım geçiyor. Şimdi amper metrede akım geçiyor ama üreteç gibi güçlü bir kaynak yok. Güç kaynağım yok. Neden oluştu? İşte bu çubuğun sabit manyetik alanda hareket etmesinden dolayı akım oluştu. İşte bizler güç kaynağı olmadan elde ettiğimiz bu akıma indüksiyon akımı diyoruz. Burada indüksiyon akımı eğer telimiz durursa sıfır olur. Akım ile hız doğru orantılı. Yani hız değerimiz arttıkça akım değerimiz de artacaktır. Telin hızı yön değiştirince akım da yön değiştirir. Çünkü artıdan eksiye doğrudur akım. Eğer biz bu hızı değiştirirsek artı eksi tam tersi olacaktır, değil mi? O zaman burası artı, burası eksi olacaktı. İlk başta artıdan eksiye yukarıdan aşağı doğru bir akım var iken e, hızı değiştirdiğimizde tam tersi aldığımızda bu sefer de yukarıdan aşağı doğru akım olmuş oldu. Yani yönü değişmiş oldu. Manyetik alanın yönü değişince akımın yönü de değişir. Evet manyetik alanın yönünü değiştirmem demek artı ve eksi kutupları da yer değiştirmem demek. Bu yüzden yine manyetik alanın değişmesi de akım yönümü değiştirecektir. KL teli düzgün manyetik alan vektörü ile aynı yönde hareket ederse akım oluşmaz. Bu kısma dikkat edelim. Her zaman manyetik alan vektörü ile hız vektörü ne olacak arkadaşlar? Birbirine dik olmak zorunda çünkü. İndüksiyon akımının oluşması için akı değerimizin değişmesi gerekir. Şekli inceleyecek olursam, şekil 1'de akı değerim gittikçe artacağından dolayı indüksiyon akımı bunu azaltıcı yönde bir akım gösterir ve ampermetrede bir değer okunur. Şimdi bu çerçevenin hepsi artık manyetik alanın içine girdiğinde akımız değişmeyecektir. Akı değişmediği için indüksiyon akımı oluşmaz ve ampermetrede bir değer okunmaz. Sistemden yani şekilden artık yavaş yavaş terk ederken akı değerimiz ne olacaktır? Azalacaktır. Azalınca devre de bunu arttırmak isteyici yönde ne yapacaktır bir indüksiyon akımı oluşturacaktır. Halka düzleminden geçen manyetik alan çizgilerinin sayısının değişimi veya manyetik akı değişimi sonucunda indüksiyon akımı oluşur dedik. Manyetik akı değişmediği sürece indüksiyon akımı oluşmaz. Bu yüzden de akı değerimizi hesaplarken B çarpı A diyorduk. Eğer bir açı değerimiz varsa bunun da neyini alıyorduk? Kosinüs bileşenini alıyorduk. Bu durumda bu üç büyüklükten birini değiştirerek manyetik akıda bir değişim sağlayabiliriz. Yüzey alanını değiştirmek çok zor olduğundan dolayı ne yapıyoruz bizler? Akımızı değiştirirken manyetik alanımızı değiştiriyoruz. Manyetik akıyı değiştirmek için ya manyetik alan değiştirilir ya da yüzeyin normali ile manyetik alan çizgileri arasındaki alfa açısı değiştirilir. Pratikte yüzey normali ile manyetik alan çizgileri arasındaki alfa açısı değiştirilerek manyetik akı değişimi sağlanır. Elektrik santrallerinin ve alternatif akım makinelerinin çalışmasında alfa açısı değiştirilerek akı değişimi ne yapılır sağlanır. Bakın Sürekli döndürdüğümde ne olmuş oluyor? Akımızı düzenli bir şekilde arttırıp azaltmış oluyoruz. Düzgün manyetik alan içinde bulunan tel halka şekildeki gibi döndürülürse halka içindeki manyetik alan çizgi sayısı ne yapar? Değişir. İlk konumda manyetik akı fi 1 iken son durumda manyetik akı fi 2 olduğunda manyetik, manyetik akıdaki değişimimizi bulurken ne yapıyoruz? Son halden ilk hale çıkartarak buluyoruz. Manyetik akıdaki değişimimiz bu şekilde bulunur. İndüksiyon, elektromotor kuvveti. Akım geçebilen kapalı devrelerdeki manyetik akı zamanla değişiyorsa indüksiyon elektromotor kuvveti meydana gelir. İndüksiyon elektromotor kuvveti manyetik akının değişimin hızına bağlıdır. Bu sonuç Faraday yasası olarak bilinir. İndüksiyon elektromotor kuvveti E ile gösterilir, birimi volt veya Weber bölü saniyedir. Potansiyel birimi volt olduğuna göre arkadaşlar, elektromotor kuvveti dediğimde aslında bu potansiyel ile aynı kapıya çıkmış oluyor. Bizler bu elektromotor kuvveti bulurken, indüksiyon elektromotor kuvvetini bulur iken. Bavul formülünü ne yapıyoruz? Kullanıyoruz. Burada eksi ifadesini koyuyoruz önüne. Bu ne anlama geliyor? Eğer devrede akım artıyorsa azaltacak, azalıyor ise arttıracak yönde bir indüksiyon elektromotor kuvveti oluşur. eksi buradaki işte tepki anlamına gelir. Azalırsa arttırır, arttı, artar ise azaltır. Bu bağıntıyı verdikten sonra şunu söylüyoruz. Hız vektörü manyetik alan vektörüne paralel ise bakın hız ve manyetik alan vektörleri birbirlerine paralel ise indüksiyon EMK'sı ne yapmaz? Oluşmaz. Tamam mı? Bu değerimiz sıfır olur. Şekildeki mıknatıs en sarımlı bir bobine şekildeki ok yönünde hızla yaklaştırılırsa Bobinin bulunduğu yerdeki manyetik alan şiddeti artacağından sarımlardan geçen manyetik akı da ne yapacaktır? Artacaktır. Bu manyetik akımı değişimi sırasında bobinin uçları arasındaki EMK değerini bulur iken akı değişimi bölü zaman diyorum. Buradaki eksi gördüğünüz her şey tepkidir. Biraz önce de söylediğimiz gibi akım artıyorsa azaltıcı, azalıyor ise arttırıcı bir tepkide bulunur. İndüksiyon EMK'sı ve direnci R olan kapalı bir devrede geçen indüksiyon akımının şiddeti de Ohm kanununa göre bakın bu E ile V'nin aynı şey olduğunu söylemiştik. Neden? Çünkü birimleri aynıydı. Potansiyel birimi de volttu. Elektromotor indüksiyon kuvvetinin de birimi volttu. O zaman nasıl ki V eşittir I çarpı R yazabiliyorsam e eşittir i çarpı r de yazabilirim. E, akımı çekecek olursak ne geldi bana? E bölü r olarak bulunmuş oldu. Faraday kanunları. Kapalı bir devreden geçen manyetik akının herhangi bir nedenle değişimi devrede indüksiyon emk'sının oluşmasına ve devreden indüksiyon akımının geçmesine neden olur. İndüksiyon akımının süresi kendisinin oluşmasına neden olan manyetik akının değişim süresi kadardır. Manyetik alanda döndürülen iletken telde oluşan indüksiyon emk'sı bulunurken arkadaşlar ortalama hız alınır. Bakın sabitlediğim yerde hız değerim 0 olduğundan dolayı burada ortalama hız değeri v bölü 2 gelir. O halde indüksiyon emk'sının formülü bavuldu ya Ortalama hız kullandığıma göre ne oldu burası? V bölü 2 olmuş oldu. Hadi gelin düzenleyelim bunu. O zaman bavul bölü 2 dediğimde döndürülen iletken telde oluşan indüksiyon EMK'sını ne yapabilirim arkadaşlar? Bulabilirim. Tabii ki burada yine önüne ne koyuyorum? Eksi koyuyorum. Bu eksimiz neydi? Tepkiden dolayı oluyordu. İndüksiyon akımının yönü yani lens yasası. Kapalı devrelerde meydana gelen indüksiyon akımının yönü lens yasası ile açıklanır. Bu yasaya göre indüksiyon akımının yönü kapalı bir devreden geçen manyetik akı değişimine karşı koyacak şekilde bir manyetik akı oluşturan akım yönündedir. Bakın tepki diyorduk ya işte burada onu bahsediyoruz. Başka şekilde ifade edecek olursak indüksiyon akımının yönü devreden geçen manyetik akı değişimine karşı koyacak bir manyetik alan oluşturur. Kapalı bir devrede manyetik akı artışı var ise manyetik akıdaki bu değişim indüksiyon akımını ne yapıyordu arkadaşlar? Oluşturuyordu. Şekili inceleyecek olursam ben bu teli V hızıyla ne yapıyorum? Manyetik alana sokuyorum. Zaman geçtikçe bu manyetik alan içinde kalan tel kısmı ne yapacaktır? Tel alanı artacaktır. Şimdi Artınca sistemde ne yapacak? Bunu azaltıcı yönde bir tepki gösterecek. O zaman içeri doğru ise manyetik alanı zıt yönlü olacak şekilde bir indüksiyon akımı oluşturmalıdır. Eğer devrede manyetik akı azalması var ise bu durumda da manyetik akıdaki değişim indüksiyon akımını oluşturur. İndüksiyon akımını oluşturan sebep manyetik akının azalmasıdır. Şimdi bu durumda bakın artık manyetik alan içinden çıkmaya başladım. Tenin manyetik alan içinde kalacak yüzey alanı gitgide ne oluyor? Azalıyor. Devre ne yapmak isteyecektir arkadaşlar? Bunu arttırmak isteyecektir. Nasıl arttıracaktır? Tabii ki manyetik alanla aynı yönlü bir indüksiyon akımı oluşturarak artacaktır. Örnek Şekildeki mıknatıs bobine yaklaşırken direncin üzerinden geçen akım hangi yöndedir diye sorulmuş. Mıknatıs bobine yaklaşırsa bobinin içindeki manyetik alan şiddeti artacaktır. Bizler de bu artışı azaltmaya yön, yönelik tersi yönünde bir manyetik alan oluştururuz. Şimdi tersi yönde manyetik alan oluşturabilmemiz için sağ el kuralına göre akımın şu yönde geçmesi gerekir. E bu yönde bir yönünde akım geçtiğini söyler. Öz indüksiyon. Şekildeki bobinden akım geçtiğinde içinde ve çevresinde bir manyetik alan oluşur. Bobinin kendisi de bu manyetik alan içindedir ve bobinden fi kadar manyetik akı geçer. K anahtarı açılırsa manyetik akı azalarak sıfır olur. Reosta'nın sürgüsü hareket ettirilerek de bobinin içinde oluşan manyetik alan ve manyetik akı değiştirilebilir. Manyetik akı değişimi bobinde bir indüksiyon EMK'sının oluşmasına ve devreden indüksiyon akımının geçmesine neden olur. Oluşan EMK'ya öz indüksiyon EMK'sı ve akıma da öz indüksiyon akımı denir. Üretecin devreye verdiği akımın şiddeti delta T kadar sürede delta I kadar değişiyorsa bobinde oluşan öz indüksiyon EMK'sı birim zamandaki akı değişimi olarak adlandırılır. Buradaki L dediğim şey bobinin indüksiyon katsayısı birimi Henry e değeri de sabittir. Öz indüksiyon akımının yönü lens kanununa göre bulunur. Reosta direnç azaltarak devreden geçen akım şiddetini arttırırsa oluşacak öz indüksiyon akımının yönü bunu azaltacak yönde k anahtarı açılarak devredeki akım azaltılırsa bu sırada da oluşacak öz indüksiyon akımı bunu arttıracak yönde oluşur. Azalıyorsa arttırır, arttı, arttırıyor ise azaltıcı yönde indüksiyon öz indüksiyon akımı oluşur diyoruz. Alternatif akım şiddeti ve yönü eşit zaman aralıklarında sürekli değişen akımlara alternatif akım denir. Alternatif akımın elde edilmesi için kullanılan araçlara da alternatif akım kaynakları denir. Düzgün manyetik alan içinde tel çerçeveyi sürekli döndürdüğümde tel çerçevenin akısı sürekli değişir. Akısı değiştiği için ne oluşur? Bir elektromotor indüksiyonu oluşur. Bunun sonucunda da akım oluşur. Bakın sürekli akı değişiyor. Potansiyel değerim değişiyor. Buna bağlı olarak akım değerim değişiyor. İşte bu olaya alternatif akım diyoruz. Tel çerçeve manyetik alana dik olduğunda maksimum akı değeri geçer iken paralel olduğunda akı değerimiz sıfır olur. Tel çerçeve sürekli bir şekilde sabit süratle döndürüldüğünde... Çerçevedeki akı değişimi ve oluşan indüksiyon akımı sinüzoidal olur. Yani çerçevede oluşan akımın yönü ile birlikte şiddeti de değişir. Akım değeri pozitif ise artı Imax max değerini alır iken negatif olduğunda da eksi Imax değerini alır. Bakın 90 derece döndürdüğümde maksimum gerilim ve akım değerleri görülürken paralel olduğunda minimum akım ve potansiyel değerleri görüldü. Tabii ki bu minimum değerim de nedir? Sıfırdır. 90 derecede maksimum, 270 derecede maksimum, 180 ve 360 derecede de gerilim ve akım değerlerinin sıfır olduğunu söyleyebiliriz. Alternatif gerilim ve bir dirençle oluşturulan devrede bir periyotluk sürede oluşan akımın zamanı ve geriliminin zamana bağlı grafiği bir öncekinde görmüştük. T bölü 2'lik sürede akım ve gerilimin maksimum ve sıfır değerlerini aldığını söylüyoruz. Nasıl oluyor? Nerede maksimum değerini alıyor? Tekrar edelim. Dik olduğu durumda, manyetik alana dik olduğunda akı değeri maksimum oluyor. Buna bağlı olarak da potansiyel ve akım değerlerimiz maksimum olmuş oluyor. Bu nerede? T bölü 4'lük sürede gerçekleşiyor bu. Devam ettim. Bu kısma geldiğimde artık manyetik alana paralelim. Yani akı değerim sıfır olmuş oldu. Akı değerim sıfır olunca gerilimim de sıfır, akım değerim de sıfır olmuş oldu. İşte bu T bölü 2'lik hareket süresinin tamamında akım ve geriliminin hem maksimum değerini hem de minimum değerini ne yapmış olduk? Görmüş olduk. Alternatif akım ve geriliminin etkin değerleri alternatif akım ve gerilim değerinin bir periyotluk sürede sürekli değiştiğini gördük. Ancak enerji ve güç hesaplamalarında akımın ve gerilimin maksimum değerlerine bağlı bir değerler kullanılır. Bu değerlere etkin değer adı verilir. Başka ifadeyle etkin değer doğru akım kaynağına bağlı bir dirençten akım geçirildiğinde belirli bir miktardaki suya ısı enerjisini verir. Aynı direnç alternatif akım kaynağına bağlandığında aynı miktardaki suya aynı ısı enerjisini vermesi için dirençten geçen akım değerine etkin akım denir. Alternatif akım devrelerine bağlanan ampermetre ve voltmetrelerin gösterdiği değerler etkin akım ve etkin gerilim değerleridir. Aksi durumda voltmetre ve ampermetrede saniyede 100 defa maksimum ve sıfır değerini göstermeye çalışırdı. Ülkemizde kullanılan elektriğin gerilimi 220 volt ve 50 Hz'dir. Bu da akımın ve gerilimin yüze yüzer defa maksimum ve minimum değer alacağı anlamına gelir. Etkin değerler hesaplanırken maksimum akım değerimizi kök 2'ye bölerek buluruz. Aynı şekilde etkin potansiyel değerimizde hesaplanırsa maksimum potansiyel değerimizi yine kök 2'ye bölerek ne yaparız? Buluruz. Kanalımıza abone olmayı ve videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Sağlam altyapı, sağlam gelecek. Altyapı yayınları.